Kylie Jenner'ın hamile olduğunu şuradan yavaş yavaş çıkarabiliyoruz. Ne kadar ünlü oldum, ne kadar üzülüyorum. Ne kadar ünlü oldum, ne kadar üzülüyorum gibi bir şey. Günaydın, günaydın, günaydın. Bugün sonunda hafta sonu oldu. Sonunda hafta sonundayız. Şu an bu iki gün kendinize çok güzel vakit ayırabilirsiniz. Çünkü hafta sonu ne demek? Kendine çok güzel vakit ayırmak demek. Yorulabilirsiniz, yorulmayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz, hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Hafta sonu bu demektir. Hadi bakalım şimdi bir şeyler yiyelim. Toast vibes. Yeeey, işte hazır. Bu arada kahvaltı hazırlarken bana şöyle bir kargo geldi. Bakalım içinde ne var? Böyle bir kutu gibi bir şey var bunun içinde ya. Ne güzel kartlı geldi. Oo, turkuaz felurlar. Bir tişört var bunun içinde, bakalım. 2 tane hem de. Abi birinin üzerine non-smoking area yazıyor ve rahibeler sigara içiyor. Aşırı uyumlu oldu bugünümle. Diğerinin üstünde de kara delevin var. Oha, aşırı giyeceğim bunları. Bunları aşırı giyeceğim. Çok teşekkür ederim Turn & Bake. Bugün tostum eşliğinde Işıl Işık diye bir hesap keşfettim. Böyle bir YouTube kanalı keşfettim. Işıl hadi gel senle benle tost ye. Yani seni tanımıyorum ama belki seversin ve yersin. Ama ben bugün senin videolarını izleyeceğim. Siz de bir bakabilirsiniz. Konusu hoşuma gitti çünkü. Sevmedim derken evet. Şimdi yemeğimi yedim ya, kahvaltımı yapmış bulundum. Videolarımı izledim. İşle alakalı birkaç bir şey hallettim. Hafta sonu da oluyor. Arada yani her şeyden emin olmak istiyorum. Onun dışında şimdi bugünkü planlarımı söyleyeyim size. Birazcık bu evi toplayacağım. Çünkü her hafta içi hani vaktim olmuyor hafta içi böyle evi toplamaya. O yüzden hafta sonları buna vakit ayırabiliyorum. Her ev erkeğinin yapabileceği gibi. Daha sonrasında şimdi biraz değil yani hazırlanıp spora gideceğim. Önce evi toplayacağım. Sonra spora gideceğim. Ondan sonrası için bir planım yok. Kendime bir plan çıkarsam da çok güzel olabilir. Spora dışarı çıkacağım için spordayken tüm arkadaşlarımı kitlemeyi düşünüyorum. Umarım birisi ağıma düşer ve bir şeyler yaparız. Yoksa tek başıma yaparım. Yapacak bir şey yok ama bir şey yapmak istiyorum. Evde çok oturmak istemiyorum bugün yani. Otursam da canım sağ olsun film izlerim yani. Hadi bakalım nasıl ilerleyecek bugün. Sizle birlikte ben de göreceğim. Ops. Bulaşık zamanı. Kendi yatak odamı topladım abi. Çok gerçekten uzun sürdü. Ve bu kısımda gerçekten tam konsantre olmam gerekiyordu. Bunu buraya not alalım hep birlikte. Benim şu gardırobun içini %60 şöyle 60'ını atmam gerekiyor. Çünkü kapaklarını kapattım. Açtığım anda suratıma böyle kıyafetler atlayacak eminim. Neyse şimdi en sevmediğim ev işini yapacağız. En sevmediğim yastık, yatak, kılıf, çarşaf, şudur budur değiştirmece. Hadi bakalım. Ve bu işi de böyle hallettim. Bu oda pek ışık almıyor galiba günün bu saatlerinde. Ama evet abi aslında şu perdeyi açsam alırmış. Neyse karanlıklarda bıraktım ama şu anda çok da aydınlık bir iş yapmadım. Yani yatak örtüsü değiştirmedim. Hala evden çıkamadım ve Life of Kylie'yi izliyorum. Bayağı geride kalmışım ve yetişmeye çalışıyorum dediğim zaten 3 tane bölüm var. Tüm günü geçirdim bakın. Evi topladım, spora gittim, spordan eve geldim ve kendime inanılmaz güzel bir tost sandviç öyle bir şey hazırladım. Şimdi göreceksiniz. Ve evet, o bahsettiğim şey buydu. İçinde et ve tavuk var. Aynı anda ikisi de var. Kaşar peyniri var, domates ve böyle bir sürü baharat bir şeyler falan var. Bu spor sonrası yiyebileceğim en iyi şey ve umarım bunu da kilo alabileceğim diye düşünüyorum. Hadi şimdi bunu alalım. Life of Kylie'yi bitirmeye devam. Son bölümü izleyeceğim şu an. Haydi hep birlikte izleyelim. Yay! Yeah. Curry alpaca. I just don't understand how they love alpacas like dogs, but then they eat them. Şimdi Life of Kylie'yi o kadar izledikten sonra, yani sonuna kadar bitirdikten sonra bazı keşiflerim, görsel incelemelerim ve Kylie Jenner'ın hamile olduğunu kanıtlayabilme şeysim oluştu. Nasıl mı? Şimdi hepsini anlatacağım size. Bu konuda biraz sohbet edelim. Öncelikle Life of Kylie'yi izlemediyseniz eğer, izleyebileceğiniz linki de bu videonun açıklama kısmını aşağıda bırakıyorum. Tamam mı? Oradan bakıp o 8 bölümün tamamını izleyebilirsiniz. Öncelikle bu var. Şimdi bunlar Keeping Up With The Kardashians böyle şeyle, reality şovuyla zaten olayı kurmuşlar. Yani kurgu mantığını oluşturmuşlar. Mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sürekli bir seyahate gidiyorlar. Bir çok büyük bir drama oluyor. Çok büyük ama. Bir tane bu arada küçük küçük dramalar oluyor. İşte birbiriyle kavga etmiş, şudur budur falan. İşte kız kardeşlerden ikisi birbiriyle kavga edebiliyor. Ondan sonra atıyorum bir yere bağışta bulunuyorlar. Birine böyle dokunaklı ve ağlamaklı, işte onun hayatını değiştirecek yardımlarda bulunuyorlar. Ve bu kadar. Ve genelde hep en sonu bir seyahatle bir şeyle falan bitiyor. Life of Kylie'de de her şey aynı. Şimdi bakın hesapladım. Yine kalemim elimde. Yine söyleyeceğim size tık tık tık. Bir kere Kylie bir tane çocuğa yardım etmek için onun yıl sonu balosu değil mezuniyetine gidiyor. Kendisi hiç mezuniyete gitmemiş. Burada böyle bir sempati bilmem nesi bir şeyler var falan, tamam. Gittin, çok güzel gittin ablacığım. Sonra gidip bir yere bir yardım bağışı yapıyorlar. Sonra hasta çocukları ziyaret ediyorlar ve bir tane hasta bir kızın evine gidiyorlar. Bunlar çok güzel. Umarım içinden gelerek yapıyordur. Bilemem, ben karışamam. En sonunda gelmeden önce Met Gala'ya gidiyor. Met Gala'da ne kadar böyle Allah'ım kafam karışacak şöyle böyle falan gibi böyle durumlar var. Ya genel olarak aslında amaç şu: Kylie'nin ünlü olmayı ne kadar sevmediğini ve bu dünyadan ne kadar uzak kalmak istediğini ve ne kadar gerildiğini gösteren bir böyle belgesel serisi ya da reality show tadında böyle 8 bölümlük bir şey olmuş bu. Öncelikle buradan bunu anlayabilirsiniz. Sürekli her bölümde buna değiniliyor çünkü. Ne kadar ünlü oldum, ne kadar üzülüyorum. En sonunda da büyük seyahati patlatmışlar. Zaten 8 bölüm ancak bu kadar sardı. Peru'ya gidiyorlar. Şimdi Kylie Jenner'ın hamile olduğunu şuradan yavaş yavaş çıkarabiliyoruz. Ama ben hala bir şekilde hamile çıkmayacağını, sadece şu an öyle gösterilmeye çalıştığını zannediyorum. Ama hamile çıkması da %60 ihtimal, %70 ihtimal. Çünkü böyle böyle şeyler hiç bilmiyorum ama bununla oynanıyor abi. Şu an bunun üzerine oynanıyor. Herkes bununla ilgili böyle, kendileri de dahil olmak üzere. Yani değilse değil, öyleyse öyle. Şu an çoktan çıkmış olması gerekirdi diye düşünüyorum. Neyse. Daha sonrasında şimdi bunlar Peru'ya gidiyorlar. Peru'da bir şamanla görüşüyorlar. Şaman bunlara falcı soruları, şunları bunları falan soruyor, tamam mı? O noktada şöyle bir şey diyor. Aşk konusunda ne yaşıyorum, ne yapacağım falan diyor Kylie. Diyor ki aşk var, aşk senin içinde, senin yüzüne bakıyor falan diyor böyle. çok kapalı bir şekilde kaydediyor ki evet şu an içimde. Anladınız mı? Işıklar yandı mı? Ve sonra bunu sesli bir şekilde söyleyip gülüyor. Ondan sonra Chris Jenner'in yüz ifadesini görmeniz lazım. Chris Jenner'in yüz ifadesi direkt şöyle yapıyor. Bakın. Çok net. Ve bu bölüm çok 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 önceden, aylar öncesinden çekilmiş. Yani şu an bu ya hamilelik kurgusu çok güzel planlanmış ve bunun üzerine oynanacağı çok net belli olmuş. Ya da hani abi bu kız çatır çatır hamile. Bilemedim. Life of Kylie'yi izleyenler bu konudaki yorumlarını aşağı bana yazsın. İzlemeyenler de tüm bölümlerin linklerini bıraktım zaten aşağı. Hızlıca oradan izleyebilirsiniz ve konsepti kapabilirsiniz. Onun sonrasında konuşabiliriz. Ve evet, şimdi sizlerle bunca şey konuştuk ve şey oldu. Saat de çok erken aslında ama benim uykum geldi. Birazcık uyuyacağım ama ben eğer bu saatte uyursam eminim ki bir uyurum, yarın sabaha uyanırım. O bakımdan sizleri çok seviyorum. Bugün de bu bomboş cumartesi günü yine bir plan yapmadım. Evde otururum, farkındaysanız. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Mükemmel bir hafta sonu olsun ve mükemmel bir yeni hafta olsun sizler için diyorum ki önden söyleyeyim. Çünkü bu videoyu pazar izleyeceksiniz. Öyle. Hoşçakalın.